Kakol derbası bir ben. Anayasa Mahkemesi Kürdistan Özgürlük Partisi PAK hakkında kapatma davası açtı. 17 Ocak 2019 günkü oturumunda Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının talebi üzerine bu kapatma davasını açtı. Türkiye'de parti kurmak izne tabi değildir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 30 kişi program ve tüzüklerini hazırlayarak parti bildirimlerini İçişleri Bakanlığı'na yaparlar ve karşılığında bir evrak teslim alındı belgesi alınır. O belge partinin resmi kuruluş belgesidir. Kürdistan Özgürlük Partisi de 17 Kasım 2014 tarihinde bu dosyayı İçişleri Bakanlığı'na verdi. Ama o dönem bize sorun çıkardılar. 24 günü aşkın bir süre bize bu belgeyi vermediler. En son 11 Aralık 2014 tarihinde evrak teslim alındı belgesini alarak yasal bir parti olarak da faaliyetlerimizi sürdürmeye başladık. Kürdistan Özgürlük Partisi ismini, programını, tüzüğünü değiştirmeyecektir. Kürdistan Özgürlük Partisi yöneticileri, kurucuları bu partinin programında dile getirdikleri bütün düşüncelere bağlıdırlar ve zaten bunları bilerek bu programa koymuşlardır. Biz bunları değiştirmeyeceğiz. Ve anayasanın 90. maddesini tekrar hatırlatıyoruz. Uluslararası hukuku tekrar hatırlatıyoruz. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün dünyanın en temel meşru aslında insan haklarından biri olduğunu söylüyoruz. Bu temelde de Türkiye Devleti'ni anayasanın 90. maddesine uymaya, düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü çiğneyen tutumlardan vazgeçmeye çağırıyoruz. Kürdistan Özgürlük Partisi ve adında Kürdistan olan diğer partileri yasaklamakla, kapatmakla bu sorunlar çözülmez. Bu çok nettir. 95 yıldır daha beteri yapıldı. Hangi aşamaya geldik? Bir şeyleri çözebildi mi bu siyaset? Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün esas alındığı, Kürt milletinin, Kürdistan'ın yasal ve anayasal olarak kabul edildiği bir süreç başlatılmak zorundadır. Bunun dışında bu partileri kapatmakla, bu partilerin önünü kesmekle ne demek istiyor Türkiye Devleti? Partisini kapat, derneğini kapat, gazetesini kapat, televizyonunu kapat, sivil bütün çalışmaların önünü kes. Ya ne yapalım? Yani bütün Kürtlerin yönünü şiddete, bütün Kürtlerin yönünü daha mı yönlendirmek istiyor Türkiye Devleti? Bu siyasetten vazgeçilmelidir. Biz açık söylüyoruz. Biz bu mevzileri terk etmeyeceğiz.